Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır, içi yumuşacık, nefis bir katmer poğaça hazırladım. İnanın o kadar güzel oldu ki sıcağı gitmeden bitirdik. Biz çok beğenerek yedik. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hemen tarifime geçelim. Yoğurma kabıma 5 bardak un koydum. Yarım tatlı kaşığı tuz, 2 tatlı kaşığı şeker, 2 bardak ılık süt koydum. Yarım bardak, çeyrek bardak su bardağı sıvı yağ koydum. Ve bunları güzelce karıştırdım. Önce kaşıkla bir toparladım hamuru. Daha sonra güzelce yoğurdum. Çok ele yapışmayacak bir hamur olması gerekiyor. Çok ne katı olsun ne de çok yumuşak, orta halde, kulak memesinden biraz daha katı bir hamur elde ediliyor bu ölçülerle. Daha sonra hamurumu güzelce yoğurduktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Evet, 1 yemek kaşığı tereyağımı ekledim. Tereyağımı güzelce yedirdim. Görüldüğü gibi hiçbir şekilde elimde ve kabımda hamur kalmadı. Daha sonra hamurumu daha güzel bir şekilde yoğurmak için tezgahımın üzerine aldım. Tezgahımın üzerinde de yoğurdum birazcık. Güzel bir hamur elde etmiş oldum bu şekilde. Evet, tezgahın üzerinde daha rahat bir şekilde yoğuruluyor görüldüğü gibi geniş alanda. Evet, şimdi hamurumu 5 eşit parçaya böldüm. Siz isterseniz 4 de yapabilirsiniz. Ama ben 5 yaptım. Hamurumu 5 bezeye ayırdıktan sonra güzelce topladım. Ve 10 dakika bu bezeleri üzerini poşet kapatıp 10 dakika dinlendirdim. Evet, 10 dakika dinlenmiş hamurumu. İsterseniz siz unla da açabilirsiniz ama ben un biraz hamuru sertleştirdiği için genelde hamur işlerinde sıvı yağla açmayı tercih ediyorum. Sıvı yağla daha güzel açılıyor. Görüldüğü gibi hemen iki oklavayla iki kere açmış oldum iki hamlede. Çok rahat açıldı hamurum. 10 dakika dinlenmek hamuruma çok iyi gelmiş oldu. Şimdi üzerine 100 gram tereyağı erittim. Hamuruma sürüyorum fırçayla. Her tarafına eşit bir şekilde. Daha sonra hamurumu katlıyorum üst üste gelecek. Her katlarına yine tereyağı sürdüm. Evet, bu kata da tereyağı sürdükten sonra hamurumu rulo şeklinde katlıyorum ve tepsime aldım. Diğer bezeleri de bu şekilde yaptım. Evet, yine aynı şekilde birazcık sıvı yağ. Çok yağlı olmuyor. Çok yağlı olur diye düşünürseniz
Çok az bir yağ koyuyorum yapışmaması için. Çünkü hamurumuzda birazcık yağ olduğu için yapışmıyor. Gördüğünüz gibi gayet rahat, güzel bir açılımı var. Evet, tereyağımızı sürdük. Yine her kata tereyağı sürüyoruz. Evet, rulo şeklinde katladık ve tepsimize aldık. Diğer bezelerimizi de bu şekilde yaptık. 10 dakika buzdolabında beklettik. 5 dakikada yetiyor ama 10 dakika beklediği zaman daha güzel bir şekilde tereyağımız donmuş oluyor. Görüldüğü gibi hamurlarımız çok güzel bir şekilde. Yine sıvı yağ koyup açtım. Hem hamurumuz sertleşmiyor, hem çok rahat bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. Hamur yapışır diye korkmayın. Asla yapışmıyor. Çok rahat bir şekilde açılıyor gördüğünüz gibi. İstediğiniz kadar açabilirsiniz. Ama çok da büyütmeye gerek yok yani. Çünkü hamurumuzu daha önce de açıp katladığımız için yine içi kat kat olacak. Evet, bütün bezelerimizi bu şekilde yapıp tepsiye diziyoruz. Gördüğünüz gibi tepsimizin altını biraz yağladık, tepsimizi, hamurlarımızın altını. Evet, diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi oklavayla o kadar rahat açılıyor ki. İsterseniz bu katmer poğaçaya peynir de koyabilirsiniz. Ben sade yaptım. İstediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Evet, hazırladığımız poğaçalara yumurta sürüyoruz. Ben yumurtanın içine birazcık o erittiğim tereyağdan koydum. Üzerine daha güzel oluyor, daha çıtır yapıyor üzerine. Şimdi bir bıçak yardımıyla bir parmak aralıklı bir şekilde kesiyoruz. Evet, bütün hamurumuzu, poğaçalarımızı bu şekilde kesiyoruz. Daha sonra üzerine susam ekliyoruz. İsterseniz eklemeyebilirsiniz de, tabii bu tercihe bağlı. Ama ekleyince de ayrı bir lezzetli oluyor. Şimdi streç ile kapattım. Bir yarım saat hamurumuz mayalandı.
sıcak bir yere koyarsanız yarım saate kalmadan 20 dakikada veya 15 dakikada hamurumuz kabaracaktır. Evet, gördüğünüz gibi hamurlarımız kabardı ve şimdi 200 derecelik fırınımıza yarım saat pişirdik. Fırınımız 200 derece, yarım saatte çok rahat pişti. Tabii sizlerin fırını nasıl pişirir? Fırınlarda değişiyor bu. Evet, gördüğünüz gibi çok güzel, nefis bir katmer poğaça oldu. Şimdiden yapıp deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.